Tamam mı? Şimdi hakikati herkes arıyor ya. Tamam. Bulduğunu iç aleminde nasıl anlarız? Sen bu meslekte yürüyorsun hak diye. Öyle mi? Evet abi. Peki sana kim söylüyor doğru olduğunu? İç alemi tatmin ediyor seni. İç alemi tatmin ediyor. İşte iç alemindeki senin şahit olman için alametler. Tuhaf değil mi? Evet. Yani doğruluğunu sen emin oluyorsun. Peki ne işe yarayacak? Şu. Doğru isen, emin isen, tatmin isen, tamam. Artık sakın unutma bunu. Doğruluğunu, doğru yolda olup olmadığını kimseye sorgulatma. Sorgulatırsan psikolojin bozulur. Mesela bunu hastalıkta kullanalım. Ben psikolojiyi çok sevdiğim için. Şu anda iyi misin abi? Sen iyi misin? Elhamdülillah. Şimdi gidin şu devlet hastanesine Kırıkhan'a. Bir tahkik, tetkik yapasın, araştırma yapasın. Bir şey çıkar mı? Çıkar. Ne demek istiyorum? Sağlığını, sıhhatini sorgulatma. O zora kalmadıkça. 189 muydu Emirdağ'ında? Şey için diyor, Denizli, Kahraman, Hasan Feyzi diyor, benim gibi diyor resmi ilaçlardan çekinmediği için diyor. Öyle mi? Evet. Biraz şey yapıyor. Resmi ilaçlardan çekinmesi lazım idi diyor. 189'du değil mi? He. Şimdi sorgulatma sihatını, vehim olur. 88 sözlerde ne diyor? Vehim aldatmamak, şeytan nefis karışmamak şartıyla diyor. Vehim aldatıyor, tevehim aldatıyor. Yani çıktım, peki bir şey mi vardı abi gizliyim? Hayır, çıktığın zaman düşüncelerin değişiyor. Hastaneye gidiyorum. Bakayım, tetkikat yaptıracağım, tahlil yapacağım, MR çektireceğim. Düşüncesiyle gitmiyor musun? Düşünceler kanı değiştiriyor. Düşünceler düşüncelerine bela olursa, hangi düşünceyle bu bela düşünceyi yok edeceksin? Aklıma bela olmuş. Adam bağırıyor. Aklımı aklımdan kurtarın. Aklımı eziyor. Yani kurt gövdeye girmiş. O zaman eminseniz davanızda, sağlığınızda, aile hayatınızda sakın sorgulatmayın. Şimdi onun şeyini okuyacağım. İlginç bir yer. Ne kadar sürüyor? 1,5 sayfa. Yaprak değil. Bir yaz, bir yüz. Ben bu tür şeyleri ilk önce kendim merak ediyorum. Dikkat edersen bu işlerde ne işim var? Anladın mı? Bu kadar genel bir cemaatlerle, insanlarla görüşüyorum. Ulan ben mi haklıyım siz? Yani bu cemaat mı? Acaba bulunduğum yer daha kıymetli bir yer var mı? Diye. Hakikati bulduğunda, gördüğünde kalbinde ve sıfatlarından geçer. Yani hakikat ise kalbine ve sıfatlarına girer. Yani hakikati bulduğuna delil, o anda onun lezzet ve lahuti lezzetiyle olursun, benliğin kaybolur. Mesela ben şükür için söyleyeceğim, bunda riya olmaz. Benim ekseriyetle secdede aldığım lezzeti Allah biliyor, hiçbir şeyden alamam. O kadar keyif alıyorum ki, yani bilemezsin yani, hele sabah namazı doyulmuyor. Mesela sabah namazını tek başıma kılmayı ne yapıyorum biliyor musun? Riya yok, burada şey teşvik için var, farzlarda riya olmaz. Sünnet ve farza dair yasını bitiriyor. Niye? Lezzet alıyorum da ondan. Sebap diye değil, çok keyif alıyorsun. Şimdi, Yasin okumak yerine Osmanlı tarihi okusak, Allahu Ekber, Ya Rabbi niyetlerim, sabah namazı var, Allahu Ekber, Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul surlarına geldi, Allahu Ekber, lezzet vermez. Tamam. Ama Er-Rahman allemel Kur'an halakal insane allemehul beyan. Okuyorsun veya bizde taassup, ha, hak olduğuna delil, makul olduğuna, hak olduğuna, senin bulduğuna, o öteki meslekler yanlış değil, sana uygunsa bu meslek sana uygunsa, tarikat mı bana acaba uygun,
Menzil mi uygun? Mahmud Efendi Hazretleri mi uygun? Kadiri tarikatı mı uygun? Hangisi? Bakarsın böyle. 5 tane dersine katılırsın. Katılman için de anşartçı olacak. Dini din için anlatacak. Maddi ve manevi sömürülmeyeceksin. Siyasi arenalarda alet olmayacaksın. 4. Allah'ın haramına haram diyecek. Helalına helal diyecek. Ondan sonra o yere git. Mesela faize helal diyene gitme. Çünkü Allah'a zıt bu. Anladın mı? Ha. Şimdi eğer hak ise o bulunduğun sohbete kalbini, ruhunu, aklını memnun edecek. Tamam. Sana uygun olan bu işte. Devam ediyor. O zaman benliğin kaybolur. Niye secdeyi söyledim? İnsanın Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Secde anında Allah'a en yakın ne demek? Nefsinden en uzaksın. Bir şeyden en uzak, onun zıttına en yakınsın. Allah'a yakınlık ise nefise uzaksın. O zaman kendi benliğin kaybolur. Bütün gürültüler, fikirler, yani varlık anlayışların yok olup zevke gark olursun. Yani derstesin böyle. Adam ne dedi biliyor musunuz? O kime dedi ya? Bizim Abdurrahman abi orada dedi. Şu anda ben diyor şeydeyim diyor malum. Cezbe alemindeyim dedi. Evet, sen mi demiştin? Öğretim üyesi. Hani Cemil Hoca'ya konuşuyordu yanında. Şu an cezbe geldim diyordu adam. Bak, dersi dinlerken kendinden geçti ya. Oysa bir gün önce lisanın halinde bulunmuş. Ya o gün ya bir gün önce. Tenkit gözüyle bakıyordum dedi. Onu da açıkladı abi. Açık kendi kendine ifade etti. Şimdi diyeceğim şu. Adam bu dersi dinlerken bu gaybarta cezbeyim diyor. Niçin söyledim bunu? İyi dinle o zaman bir daha buraya okuyayım. Bütün gürültüler, fikirler yani varlık anlayışların yok olup zevke gark olursun. Demek ki ona uygun. İşte o andır ki hakikatin, hakikatin olmuşsun. Hakikati bulmuşsun. Çünkü artık kendini kendinden etmiş. Yani seni senden kurtarmış. Seni gark etmiş hakikat. Ne? Burada ne diyor? Bütün mevcutlar yok olup vücut bulmaktadır. Yani alemindeki o anlayışlar yok oluyor. Bu hale eskiler ne derlermiş biliyor musun? Selef-i Salih, büyük alimler vecd hali dediler. Vecd dediler. Yani seni senden etmiş. Seni sen ediyor. Seni senden ettiği için seni sen ediyor. Buna vecd hali deniliyor. Artık bütün o anlayışlardan sıyrılmışsın. Vücut sende olmuşsa ortada kimse kalmamış demektir. Kainat mevcuttur. İnsan ile anlam kazanırsa insanda vücut bulur. Kainat mevcuttur. Bu mevcudat mı? İster bil ister bilme kaybolup gidiyor. Gidiyorsun sen de. İnsan ile anlam kazanırsa, insan onu tefekkür ederse, onunla Allah'ı tanırsa, tefsir gibi bir elma ağacına bakıpça, erik ağacına bakıp Allah'ı tanıma, yani ey mülevvin, renklendiren, ey sani, sanatlı yapan, tamam, ey ölü topraktan diri çıkartan hay, onun arkasına geç, bunu, bu rızıkları bana göndermesiyle beni bildiğini bildiren, ondan sonra enfusu geçiyorsun. O ağacın bizdeki karşılığı. İşte diyor ki, insan ile anlam kazanırsa bu mevcudat, insanda vücut bulur bu mevcudat. Bu mevcudat ve vücudun bütünlüğünün kaynağına da vacibül vücut denilir. Bak bu mevcudat var ya, bu mevcudatın kaynağı vacibül vücuttur. Vücutların kaynağı. Eğer sen bu mevcudu tefekkür edersen, tefekkür mesleğinde ayet-i kübra tefekkür nasıl yapılıyor onu öğretiyor. O zaman vücut buluyorsun. Yoksa deme düşüyorsun. Bu halet rüyesiyle ona bakar, şu halet rüye şahit olan şehit olmuş demektir. Yani tefekkür anında şahit oluyorsun Allah'a. O zaman ruhun şehit oluyor. Bedenin şehidi oluyor. Bedensel dayatmalardan
ölmüşsün. Anlıyor musun bak, şehit. Şahit olduğun için şehit oluyorsun. Bir anlatabildim mi? Mesela şöyle insan alemine baktığın zaman perişan, permürde böyle. Fakat muhatap ilahi olduğu zaman ki bu kainatı tefekkür ettiği zaman bu kainatı rahmetiyle, ihsanıyla, lütfuyla Cenab-ı Hak bizi ihsan etti. Böyle tefekkür ettiğin zaman böyle tefekkür anında bir de enfusi tefekkür varsa öyle duyguların, istenin, fikirlerin böyle tefekkür edersen sen senlikten çıkıyorsun yani. Kendi varlığından haberin olmuyor. Bu sefer şey oluyor. Allah'ın tasarrufuna şahit oluyorsun. An ve an, an ve an. Yani şu anda var olup yok oluyoruz, var olup yok oluyoruz. Tamam mı? Biraz böyle tefekkür ettiğin zaman kainat da var olup yok oluyor. Şu anda Allah'ın icraatını ben mi yapıyorum şu anda? Böbreğimi değil, karaciğeri, kanın dolaşımını. Ben yapmıyorum. Bunları kim yapıyor? Şöyle koy elini. Allah Allah. Allah'ın icraatına tefekkürle şahit olmaya çalış. O zaman lezzeti inkılap eder. Tefekkürün içindedir ruhani lezzet. Tefekkür etmeyene lezzeti olmuyor zaten. O cezbe gibi oluyor. Böyle coşkunluk olur tarikatta. Ama ehli hakikatta ilim ile tefekkür edince onların o zevk zannettiği cezbe var ya, zikir böyle ilahi milahi böyle, böyle dönmeler. Onlar kalbi lezzet alıyorlar, hissi. Ama hali ve fali birkaç saat sonra yok olacak. Tefekkürde alınan lezzet ise lahutidir, ilmidir, enfusidir, bakidir o. O anda ne oluyor? Kendin yok oluyorsun. Kendin yok olunca böyle tefekkür anında Allah'ın varlığına şahit olduğun için bedensel arzuların olmuyor. Bedensel arzuların olmaması demek ruh bedenin dayatmandan sıyrılmış. O zaman o anda beden ölüyor. Ruh hakim oluyor. O zaman bunun adı şehittir. Şahit olduğun anda ruhun şehit oluyor. Subhaneke ya şehit taleyte ya şahid. Ecilne minen nari biafike ya Rahman. Bu. Subhaneke ya şehid taleyte ya şahid. Ecilne minen nari biafike ya Rahman. Ondan sonra neydi? Hem de tesbihatı bilenler. Peki. Ben bazen böyle şey... Bakmana gerek yok. Gideyim. Bu halet-i rüye bak. Halet-i rüye var ya, halet-i rüye. Ona bakar, şu halet-i rüyeyi şahit olan şehit olmuş demektir. Şahit olan şehit olur. Yani tefekkürle Allah'a, kendi aleminde Allah'ın icraatına, Allah nasıl idare ediyor bunları, duygular isterim. Allah yani bu Allah'ın icraatına, bu kendi aleminde, vücudunda tefekkür ederken şahit olunca ruh bedenin şehidi oluyor. Anlayan ne anlamışsa artık. Alimin şehitliği bu işte. Hani şehidin kanı, alimin mürekkebi. Bu yani. O şehit olan askerin şehit olmasına vesile olan kimdir? Alimdir. Onun yetiştirdiği vatan duygusunu, namus, mukaddes, bayrak, din, aşkını aşıladı. Adam da gitti cephede şehit oldu. Ama kim yetiştirdi? Alim. Onun için Esebeb-ül Kelfail sırrınca onun şehitliği bu alime geçiyor. Ama alimin kalemi, mürekkebi, kalemi de değil, mürekkebi o zatın döktüğü kandan daha üstündür. Çünkü o şahsına hastır o şehit. Alimin mürekkebi ise geneldir ve gelecektir. Onun için üstündür. Mürekkep kandan onun için üstündür. Akşemseddin'le Fatih. Akşemseddin'le Fatih gibi. Bu haletteyken kişiden zaman ve mekan kalkmış olur ki, tefekkür anında kişide zaman ve mekan kalkıyor ki buna şehit oldu denilir. Hani zahiri batını değil, şehit olan askerler burayla arası aynı olmuştu. Yani mesela
Ubik diye bir talibem vardı diyor, tamam mı? Yeğeni. Yeğeni. Şehit olmuştu Rus savaşında. Ustad da savaşıyordu. Toprak altında yer yapıyormuş. Ustadı ölü biliyor. Ben manevi keşfimde diyor, ona denk geldim. Bana dedi ki diyor, ya ben ölü biliyormuş ustadı. Oysa ölen o. Öldüğünü bilmiyor. Çok ağladığını söylüyor. He? Üstad ölü bilmiş, ölü biliyor, çok ağladığını söylüyor ustadı. Üstad öldü diye çok ağladığını söylüyor. Şehit olan burayla arası aynı olmuş. Yani şehitlerin burayla alakası kesilmedi. Batını şehit olan ise burada orayı yaşıyor an be an. Yani bak, zahiri şehit, askerdeki şehit bura ile alakası kesilmiyor. Adam burada. Geçtiğini bilmiyor. Batını şehit ise biraz önce anlattığım tefekkürle, o tefekkürle bir lahuti haz yaşıyor. O haz nedir? Ahiretin hazıdır. O zaman o hazı yaşayan zat orayı burada yaşıyor. Avamın cennette alacağı hazları havas, ulema burada zevk alıyor. Her tefekkür 50 derecesine göre alıyor. Yani bakın, şehit buradan alakası kesilmemiş. Hala orada değil. Onun için şehit. Alim ise tefekkür ile Allah'ın kendindeki tasarrufuna şahit olduğu için bedensel dayatmalardan çıkıyor. Ruh bedenin şehidi oluyor ve tefekkürle o alemlerden haz alıyor. O haz nedir? Bu dünya cinsinden değil. Ne dünyanın atomuna, hacmine, mekanına, zamanına benzemiyor. Tefekkürle alınan o zevki lahuti ahirete ait, melekut alemlerine, gayb alemin lezzetidir. Allah'tan lezzet alıyor, ahiretten lezzet alıyor iman et, tefekkür ettiği için. Ha, o adam ne demektir o lezzet anı? Burada orayı yaşıyor. Ama şehit hala burada. Zahiri şehit bir an yaşar. Kahramanlık yapar. Vatan millet adına sen mi kahramanlık yaptın? Ben de seni öldürmüyorum diyor. Riyasi vatan için. Ama alim ise ruhlar için. Sanki o zat, sanki okyanustan bir damla. Heyhat, alime, ulemaya göre şehidin durumu okyanusta bir damla. Heyhat, eğer bu veşt yani şehitlikte yok olursa ki buna da Allahu alem miraç. Yani bir daha bu veşt hali var ya, bu tefekküründe böyle ruhani zevk hali var. Buna veşt deniliyor. O zaman şehit oluyorsun. Şahit olduğu için tefekkürle şehit oluyorsun. Şehit asker şehidi gibi değil. Böyle burada orayı yaşıyorsun. Bu şehitlikte yok olursun ki, şu anda artık bedensel hayatında yok olursun ki, buna da Allahu alem miraç. Ruhsal miracın oluyor. Sanki gören için haber gerek yoktur. Yani gören için haberi gerek var mı? Yok. Tasavvufta vecd denirken, hakikat mesleğinde ise vücuduna itimat edersen ademe düşersin. Vücuduna kıymet vermek fikrindeysen o vücuttan senin elinde ancak bir nokta kalabilir. Eğer vücuduna itimat edersen ademe düşersin. Bu halet-i rüyede yok olmasıyla vücut bulur. Yani vecd, yani tasavvuftakiler kendi yok oluyor. Ama bu vücudunda adem, ademinde vücut vardır. O aynı zamanda kendin yok olmuyorsun. Kendinin farkındasın böyle. Ama akli tefekkür zevk değil. Kalbi isteyip ruhani bir lahuti zevk alır. Vücut, o anda vücut buluyorsun. Esas vücut o. Ne oluyor o anda? Niye tefekkürle, Allah'a tefekkür ederken böyle garip hal olunca, niye garip hal oluyor veya bir namazda? Elhamdülillahi Rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin. Böyle namazda niye böyle huzur oluyor, böyle tatlı? O anda Allah
kendisini sana aralıyor. Aralıyor, kulum senden memnunum anlamına gelen Allah senin aynı ruhuna, güneş aynaya yansıdığı gibi Allah senin ruh aynana taayyum ve teşahhus ediyor. Belirleniyor tövbe estağfurullah. Bu taayyum ve teşahhus sırrı başlamış demektir. O zevk ve ecdali, oh, Allah taayyum ve teşahhus ediyor. Bu hal uyanıklığa sebebiyet verdiği için huzurdur. Niye huzurdur? Allah hazır olduğu için. Hazır olduğu için sende huzur oluyor. Kainat şeceri hilkat mevcuttur. Ehli tasavvuf vedud ismine mazariyeti noktasında mektubat 19'da diyor ki ehli tasavvuf vedud ismine mazariyeti noktasında diyor ki mektubatta 19'da mevcudatın pencereleriyle burayı kaçırmayın. Mevcudatın pencere, elma mevcut penceredir. Armut penceredir. Bu nehrin adı neydi abi? Karasu. Karasu bir penceredir. Diyor ki mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Yani ehli tasavvuf zikir, evrat, günahlardan kaçarak vedud ismine mazhar oluyorlar. Muhabbet. Artık ondan sonra bu mevcudatta böyle bakarken Allah'ı kendi alimine düşen hakikatini seyrediyorlar. Vacib vücuda bakıyorlar. Bu ehli hakikat nurcuları ise böyle değil. Yani vedud ismi değil. Vedud muhabbetle olur. Günahtan uzak böyle Allah'a muhabbet eder. Hak zikreder. Ama ehli hakikat ise bu tasavvuftu. Ehli hakikat ise onlardan bir tanesi nurculuktur. Bunlar ise vacibül vücuda bakma yerine, yani bir şeye bakma yerine mevcudatın pencereleri, mesela bak bu pencere. Oo, bak karşıya bak, görüyor musun? Oraya ben, gözlük o. Ama hakikat eğilleri birden bir yere bakmıyorlar. Nereye bakıyorlar biliyor musun? Ne oluyor? Vacibül vücuda bakma yerine enesinde kendi içsel aleminde Cenab-ı Hakk'ın taayyum ve teşahhusuna şahit oluyorlar. Tefekkürle. Tasavvufta tefekkür yok. Haz var. Hele zikir var. Ehli hakikatta tefekkür olduğu için tefekkür bir yere bakmıyor. Kendi ruh aleminde ayna düşünün. Güneş vurdu. Güneş haşat vacibül vücut. Ayna ruh, aynada gözüken güneşe de taayyum ve teşahhus denilir. İşte o ruh aynasında taayyum ve teşahhus eden Allah'ı Enes'i seyrediyor. Vacibül vücudun pencereleriyle bakmıyor, kendi aleminde taayyum ve teşahhus ettiğine şahit olduğu için o anda şehit oluyor. Şehit oluyorlar. Şualar 9'da geçiyor bu. Tasavvufta bakan bir, baktığı vesile mevcudat, pencereler, gözlük. 3, bakılan yer. Ehli hakikat ise aynî ruhunun arkasındaki enede vacibül vücuda taayyum ve teşahhusla şahit olup şehit oluyorlar. Bir şeyin vücudunun bir hakikati dimada, ne demek? Hani bir şey var ya, diyelim ki suyun. Yani bunun ilmi bir vücudu var dimağda. Bir başka hakikati var suyun. Meratibi var ki vicdanda. Yani rahmetiyle seni bildiğini biliyor. Yani bunu yaratan beni biliyor. Nereden biliyoruz? Rahmetiyle gösteriyor yani. Bunu beni bilen ancak yapması lazım. Akciğerimi kim yapmıştır? Havayı kim yapmışsa. Gözümü kim yapmıştır? Güneşi kim yapmışsa. Portakalı kim yaptı? Gözümü kim yaptıysa. Ha, bu demek ki bu su mideye bakar, ilmi kafaya bakar, bunu yapan zata insan bir muhabbet besler, kalbe bakar. Bunu tefekkür edince ortaya çıkacak şey ruha bakar. Bu hakikatları
insanı saran elbiseler gibidir ki bunlara giydirmiş. Yani mesela ilmini öğrendik, bir elbise giydik. Aklımıza elbise giydi. Bunu yapan zaten insan muhabbet etmez mi? Bak şimdi bir yerden, cumadan geliyorum. Bir bahçe var şu inerken. Şeftali galiba, şeftali. Bembeyaz, pembe, öyle süslemiş ki. Enva, caminin önünde enva çeşit şeyler satıyorlar. İnsan ne yapıyor? Rahmetiyle bildiğini bildiren zata bir muhabbet besliyor. Bu da o halet var ya, halet. Kalbinde böyle Allah'a karşı minnet duymak elbiseymiş. O halet, his, fanus balığı suyu gibi içine giriyorsun. Yani hep şu misali veriyorum. Eline sabununuzu koyun. Şöyle yapın, şöyle. Öfleyin, baloncuklar uçar. Ha, o tefekkürde Allah'a karşı muhabbet olunca o baloncuk gibi seni sarmalıyor. Sen onun içine giriyorsun. Buna elbise deniliyor, elbise. Hatta 20. sözde İbrahim Aleyhisselam'ı anlatırken diyor ki, iman libasını ruhunuza giydiriniz. İmana libas diyor. Niye? Ahiretteki cehennem öyle bir şey bulunuz ki, elbise yapın ki dünya ateşinden yakmadığı gibi öyle bir yaşayın ki, imanınızı artırın ki iman libası ruhunuza giydirin, cehennem de onu yakamasın. Yani dünyada itfaiyeciler yapıyor. Öyle bir madde bulun ki cesedinizi yakamasın ateş. Öyle bir yaşayın ki imanınız artsın, ta imanınız ruhunuza elbise olsun. Ruhunuzu cehennem yakamasın. İman libastır der. Senin mevcudiyetini ortadan kaldıran vücut halet rüyesi, o anda aleminde huzur var, başka hiçbir şey yok. Şimdi beşeri halimiz vardı ya, yeriz içeriz falan, ailevi vesaire özelliklerimiz var. O huzur anında o kalkar. Tefekkür anında kalkar. Zaten her şeyin ortadan kalkmasıyla vücut bulunabilir. İşte vücut bu. Yani günah anında adem oluyor, yok oluyorsun. Gaflette de yok oluyorsun. Hala tefekkürü, sohbeti, böyle şeylerle meşgul olduğun anlar hep vücut buluyor. Onun adı hakiki vücut o. İnsan mevcuda baktığında kendi varlığını bunlara giydirir. Yani biraz önce şeftaliye ben baktım, pembe yapraklı. Halet rüyemi giydirdim ona. Dolayısıyla kendisine bir pencere açılmış olur. Haletim ona giydirdim, şeftali ağacı şeftalikten kalktı, bana pencere oldu. Onunla Allah'a seyretmeye imkanı veriyor sana. Adeta vücut bir şeyin hakikatini elde etmektir. Vücut nedir? Şimdi Osman olacaktı, burada yazacaktı bunu. Vücut ne? Yani çiçekteki Allah'ın Cemil isminden, çocuğun simasından, denizin yüzündeki Cemil, ağaçlar olanlardaki güzel Cemil, tamam mı? Seslerin güzelliğindeki Cemil, ta cennetteki Cemil, ağaçtaki Cemil, ta vacibül vücuda kadar giden Cemil. Bu esmaların nihayetsiz her bir mertebesine hakikat mertebesi denilir. O ne kadar tefekkürle ona varırsan, bunun adı vücuttur. Bir daha okuyayım, şey yaparsan. Adeta vücut, bir şeyin hakikatını elde etmektir. Vücut buluyorsun. Vücut demek, Allah'ın esmalarından bir veya birkaç tane esmanın tefekkür anında veya muhabbet anında veya eylem anında Allah'ın o esmasının bir mertebesine mazariyettir. O anda vücut buluyorsun. Onun adı vücuttur işte. Günah derken, bunun tersini söylüyorum, Adem'e gidiyorsun. Yalan anında, gıybet anında, televizyon seyrederken, yani böyle garip şey, o anda vücut bulmuyorsun. Adem'e gidiyorsun. Adem. Vücut nedir? O zaman aklen, kalben, ruhen, fiilen doğru yaşamaktan veya tefekkür etme anında esmanın çiçekten ta arşa kadar ki nihayetsiz dırrrt mertebelerinden bir mertebesine mazhar olmak vücuttur. Yani
hakikat binliktir. Hakikat mertebesine mazardır. Vücut bulmak bu. Çok ilginçtir. Merak edenler için tabii. Vücuda çok merak ediyordum. Bak neymiş? Adeta vücut bir şeyin hakikatını elde etmektir. Sanki daha önce yitiğini bularak elde etmek. İnsan zevk alıyor ve seviniyor. Niye? Bir hakikate mazar oldun mu? Sanki diyorsun olan ben bunu yitirmiştim. Kaybetmiştim. Bulduğun zaman insan o kadar huzurlu ve mutlu oluyor ki kaybettiğini bulmuş gibi. Ya o şey biraz önce okudum. Kendimi kendi elimle yitirdim. Yine bulam kendimi. Değil mi? Hiç edersem hep olur. Hiç edersem hep olurum kendi kendimi. Muhyiddin Arabi demiş. Yani o zaman bulursun kendini. Vücut mertebesi şuhut mertebesinden üstündür. Mesela adam böyle Muhyiddin Arabi olsun, Konevi Hazretleri olsun, Halacı Mansur olsun veya tasavvuftaki temsilcileri olsun. Böyle zikrederler, coşarlar ya. Böyle bunlara ehli şuhut derler. Vahdet-i şuhut. Böyle Allah'ı seyrederler. Vedud ismine mazhar oldukları için. Mektubat'ta 19 okudum ya. Bak malzeme yapıyorum, kullanıyorum size. Mevcudat pencereleriyle vacib vücuda bakıyorlar. Hakikat ehli bundan üstündür. Ya Allah seyrediyor nar ağacıyla. Bundan nasıl üstün oluyor? O kendi haletiyle ancak bakıyor. Hakikat ise ilmi olduğu için, tefekkür olduğu için Kur'an'ı bir yöntemle, kendi anlayışıyla değil, Kur'an'ın tanımladığı tarzda baktığı için, yaptığı için ruhunda Allah tayin ve teşahhus ediyor. Yani kiraz ile Allah'a bakmıyor, ruhunda Allah'a bakıyor. Kiraz nerede? Ruh nerede? Bir daha burayı. Vücut mertebesi şuur mertebesinden üstündür. Üzerindedir. Niçin? Şuhut, şahit oldun Allah, cezbe oldun. Ama bir hakikat mertebesine mazhar oldun mu, bunu 163 barla da diyor. Mesela havada uçmak, su üzerinde benzemiyor. Bir haşir akidesini öldükten sonra dirilme inancına ait, böyle yakinin artsa bir derste, sohbette, böyle ilmin artsa, onu aleminde biraz daha yakın hissetsen, su üzerinde yürümekten, havada uçmaktan üstündür. Çünkü o ani ve fanidir. Kaybolur o alet. Ve o aleti çoluk çocuğuna da anlatamazsın. Yaşanır o. Anlatılamaz. Ama haşire ait bir ilmi tespit, bir mantık, bir izah, bir örnek hem kendinde kalır, her zaman hatırlarsın, hem de onunla hizmet edersin, çoluk çocuğuna da anlatırsın. Onun için hakikat ehli olmak, şuhut ehlinden olmak üstündür der. Muhyiddin İmam Rabbani Hazretleri de böyle diyor eserinde. Bu nimet ilahiye mazhar olanlar için işaretler ve ibareler ortadan kalkar. Hakikat binler böyle artık kirazmış, elmaymış, dünyaymış. Artık o alametler, ibareler, metinler mesela... Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O ibare kalkar. Alemlerin Rabbi böyle. Aleminde tayin ve teşahhus ediyor. Mesela şöyle diyeyim. Namazdasın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Tatlı bir hal oluyor. İbare kalktı. Lezzetin kılav etti. Su mesela dışarıda sudur. Dilimde lezzettir. Vücudumda enerjidir. Ne bileyim, anlatamıyorum ki halimi. Böyle kelimelerle yırtıyorum kendimi ki. Ama inşallah böyle anlaşılıyordur. Zira vücut bulan zaten vücudun huzurunda hazır olmuş. Bak, zira vücut bulan zaten vücudun huzurunda hazır olmuş ve icraatına şahit olmuştur. Vücut bulan zat kişi Allah'ın efal-i ilahiyesinin ilimden kudrete, kudretten ilme şahit oluyor demektir. Yani şu ampul var ya,
yanıyor sönüyor, yanıyor sönüyor. Ama devamlı yandığı için böyle, yani gözün görme kabiliyetinden dırırırt dizde olduğu için devamlı yanıyor zannediyoruz. Şimdi bir şey anlatacağım bu örnekle. Bu mevcudat yok oluyor, kudret bu alem, ilme geçiyor. Yok olup var oluyor, var olup yok oluyor, yok olup var oluyor, var olup yok oluyor. Dırırırt diye ama aklın düşünmesinden, gözün görmesinden daha hızlı bu işler olduğu için biz mevcudatı devamlı var zannediyoruz. Tamam mı? İşte şimdi bir daha dinle. Vücut bulan zat, kişi Allah'ın efal ilahisini, Allah'ın bu mevcudattaki rububiyetini varlığına ve yokluğuna şahit olduğundan ilimden kudrete, yani gayba ilim denilir, şu mevcudat ağaçlara kudret denilir. İlimden kudrete, kudretten ilme geçerken geçtiğini ilme şahit oluyor. Şahit oluyor demektir. Hakikat ehli bu. Kendi bedensel yaratılmaya da şahit olup seyrediyor gibi aletler yaşar. Mesela şöyle. Tahayyülü küfür küfür olmadığı için tefekkürü küfür de küfür değildir. Şimdi haşa anlamak için söylüyorum. Allah bu kainatı yaratmadan önce Nur-u Muhammed'i yarattı. O bizdeki karşılığı enedir. Bak şimdi Murat. Allah bu kainatı mahluk. Ruhumuz da mahluk. Ene mahluk değil. Haşa dese ki tabi. Burada duruyorum. Ey kulum. Gel Murat kulum. Bende isim yok. Enesi yani. Mahluk olmayın. Gel buyur. Dur. Senin ruhuna ve senin ruhunun haritadır. Açılımı olan 18 bin alemin haritası. Şecere-i hilkat. Yaratacağım. Sen mahluk değilsin. Senin ruhuna, senin hayatının, aklının, kalbinin, kainatının, vücudunun yaratılmasına şahit ol bakalım. O şahit olma, o tefekkürü, haletleri, ilmi anlayışını ne seviyeye götürürsen onun adı vücuttur. Hakiki vücut odur. Allah'ım bunu anlayacak bize idrak ver. Kendi, bak diyor ki şahit ol demektir. Kendi bedensel yaratılmaya da şahit olup seyrediyor gibi aletler olunur. Gel abone seyret bakalım senin yaratılmana. Böyle bir aletler oluyor. Öyle bir makam alaya çıkar ki kişi kendisinden kendisinin yaratılmasına şahit oluyor. Kendi enemden kendi ruhumum, kendi enemden ruhumu, hayatımı, aklımı, vicdanımı, kalbimi, bedenimin yaratılmasına benden bana şahit oluyor. Bunları tefekkür edince böyle, bunları tefekkür edince tefekkür bir halet oluyor. Bu haletlerin adı vücuttur. Son şeylerimi okuyorum. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu, Amme Nüveluhu, Hak ismine şahit oluyor. Cenab-ı Hak. Hak demek, Cenab-ı Yön demek. Allah'ın bu esmalarının nihayetsiz mertebeleri, her bir mertebe Hak'tır. Şahit olan kişi. Şahit oluyor ama ruh şehit oluyor. Aklı kalbi şahit oluyor. Allah'ın icraat meratibine, icraatına, esmasına şahit oluyor. O hakikatına şahit oluyor. Mesela elmanın güzelliği, çocuğun güzelliği ama imanın güzelliği. İmandan daha güzel, imanın içinde Allah'a taim ve teşahhus ediyor. İşte ona şehit oluyor. İşte o anda insan şehit oluyor. Şehit olur. Bu makamın tuzağı, bu makamda bir tuzağı var, onu da okuyayım. İki satır. Nedir? Tuzağı kendi keşfine, kendi ilmine, anlayışına itimat etmektir. Kendi başına gitmektir. Vurgun yersin. Mesela denizin dibine dalıyorlar, dalgıçlar. Ben belediyeye gittiğim için İstanbul Belediyesi'nin üsmeyi, o anlattı. Mesela 50 metrede dalan varmış. 15-5 falan dalan var. Yani nedir? Hoca gözeltimi altında. Nasıl nefes alacaksın, ne yapacaksın? Sen peki kendi başına dal bakalım. Vurgunu yersin. Ha. Peki suya dalmak için rehbere ihtiyaç var da, alimi manalara dalmak için rehbersiz olur mu? O zaman Kur'an,
ve asın imamlarına, düsturlarına, kaidelerine uyarak geçeceksin ki vurgun yemeyeceksin. Asın imamlığına uyacaksın. En istikametli şahitlik Kur'an'ın, sünnetin ve asın imamlarının şer ve izah ettikleri gibidir. Bunu Tevlat-ı Tisa'da söylüyor. 29. mektubun en sonunda. Bir de okuyorum. En istikametli şahitlik Kur'an'ın, sünnetin ve asın imamlarının şer ve izah ettikleri gibidir ve onların kelamlarına kanaat etmeli. Varta tam da burada başlıyor. Vartalar var ya, yani coşkunluklar, varta yani, kusurluklar, düşmeler, batmalar tam da buradadır. Kendi keşfine, anlayışına itimat edip yürümek vartalarla doludur. Ama Kur'an'a, sünnete ve asın imamlarının gösterdiği ölçülerle gidersen emin gidersin. Yoksa okyanusta dalgalara muhatap olmuş sandal lap 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 olursun. Ama bir de şilep düşün, 300 bin tonluk gemi. Dalga vurursa dalga pişman oluyor lan. Onun suratına çarpıyor böyle gemi. Yere düşüyor. Öyle olursun. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.